Hanımlar beyler, Subnautica Below Zero'dan hepinize merhabalar. Evet, en son bu adaya gelmiştik biliyorsunuz. Ve bu adada araştıracak çok daha fazla şey olduğunu düşünüyoruz. O halde neden araştırmayalım, öyle değil mi? Keyifler yerindedir umarım. Gitmediğimiz yerlere biraz bakalım istiyorum burada. Varsa bakabileceğimiz başka bir şeyler. Kendimize bir araç yapabiliriz. Buralarda bir yeryüzü istasyonu yapabiliriz. İstasyon evet. İstasyonu yapabiliriz. Hatta ne var biliyor musunuz? Malzemeniz varsa yapalım. Öncelikle çok amaçlı oda yapmam gerekiyor bir tane buraya. Böyle mesela şuraya yapsam. Bilmiyorum yeterli malzemem var mı ama. Buraya kapak yapsak. Aynen inebiliyoruz da güzel. Ancak titanyumumuz eksik. Dolayısıyla biraz titanyuma ihtiyacımız var. Buradaki sıcak hava sesinden biraz yararlanalım istiyorum ancak yanına çıkmak için buralara zıplamamız gerekiyor. Peki. Çok güzel. Ben geldim ve sustu. Durdu. Hop. Arkadaşım. Burası sıcaktır. Aynen güzel. Burada biraz ısınalım. Titanyuma ihtiyacımız var. Daha önce araştırdığımız bir parça olsa ondan şey yapabiliriz aslında. Ve buralardaki varsa eğer madenlerden birazcık daha yararlanabiliriz. Bakır madeni bulmuştuk mesela. Belki titanyum da buluruz sağda solda. Bu tarafta olduğunu çok düşünmüyorum ama. Bunun arkasında bir şeyler görüyor. Oo. Bunun arkasından nasıl geçebiliriz? İtme çekme silahı yaparsak bunun arkasına geçebiliriz aslında. Ama itme çekme silahını tabii ki bizde planları yok. Buranın üzerinde var mı bir şeyler? Bulabileceğimiz. Yok. Dışarıda... Hoppa. Belki biraz şey buluruz. Titanyum buluruz. Olmadı suyun altına iner. Oradan titanyum toplarız. Çok sıkıntı değil. Titanyum bulması kolay. Evet, buralarda pek işimize yarar bir şeyler bulamadık. Şurada. Bakalım. Çok güzel, titanyum var. Alabilirsem şunu, teşekkür ederim. Adamlar buralara sonuçta koymuş. Biz bir şeyler yapabilelim diye. Şurası değil mi? Evet. Kapağı da yaptık. Şimdi buna elektrik sağlamamız gerekiyor. Bunun için gerekli malzememiz bir tek kuvars eksik. Kapağı bir açalım. İçeri girsek ısınır mıyız? Isınırız, gayet güzel. Yani burayı şu an geçici bir yer gibi düşünün. Ama buralar donmuş. Donmamış bir bölgesini bulursam buranın. Suyun altına girmek için. Elimizdekini bırakabiliriz. Bakalım. Yeryüzünde bir üst. Isındık. Hava çok fena yalnız. Hiçbir şey göremiyorum.
var. Sanırım bitiyor. Biz buralara daha önce girdik mi? Buralar bana tanıdık gelmiyor pek. Buz diketi. Buraları da biraz araştıralım madem. Farklı yerlere geldik. Ateşli biber ağacından yine bir pençik koparabilirim. Var mı fazla ateşli biberimizden? Yok. Hemen şundan bir tane yiyelim. Ebruli anemon. Renkleri güzelmiş gerçekten. Benim adım Ebruli. Bu nedir? Gitmemiz gereken yeri gösteriyor sanırım. Aynen, ok var. İlginç. Bu ne? Gönül bulma aracı. Ha doğru, bunu bu şekilde kendimize yön gösteren şeyler yapabiliyorduk. Ve artık onu inşa edebiliyoruz. Çok aciliyeti olan bir şeydir yani. Çok kullanır mıyım bilmiyorum. Ama elimizde onun olması güzel bir şey tabii. Kullanıp kullanmamak her türlü bize kalmış. Tamamen keyfimize kalmış bir şey. Kuars buldum, güzel. Titanyum lazım olur. Bir titanyum daha alamıyoruz. Çünkü yanlışlıkla kar mı aldım ben? Bir noktada. Aslında almamışım. Neyi bırakabilirim diye bakıyorum şu an. Jel kesesi çok işime yaramayacaktır. Şimdilik onu bırakalım. Ama titanyum da almayacağım. Onun yerine kuvars alacağım. Tek bir slotum var ve bana kuvars lazım ki buldum. Burası bayağı büyük bir yer. Ve o aracı yaparsak muhtemelen buralarda o araçla gezme şansımız olacaktır. Bence güzel. Bir süre buralarda zaman geçirebiliriz. Mağara bayağı tatlı. O ilk oyundaki garip yengeçimsi yaratıklar vardı üstümüze atlayan. Onlardan henüz çıkmadı karşımıza neyse ki, onları hiç sevmiyorum. Onlarla savaşması da ayrı bir dert çünkü. Şimdi kendimize burada bir enerji kaynağı yapmak zorundayız. Güneş enerjisi paneli. Buraya bir yeri mesela yapsam. Böyle. Çok da estetik durmasına gerek yok. Dediğim gibi burası birazcık geçici yerimiz olacak. Buraya da şu arkadaştan yapmamız lazım. Üretici. Bunun için yine iki tane kuartsa ihtiyacımız var. Üreticiyi ben yine şuraya bir yere yapmak istiyorum. Kuvars bulmamız gerekiyor şu noktada. Şeye gidersem tekrar az önceki mağaraya. Buralarda da vardır belki ama. Yolumuza çıkarsa şey yaparız, alırız. Ne kadar... bayağı bir yerimiz var. Tehlikeli hava yaklaşıyormuş. Kuvarsları bir alayım. Yapma, kapalı alandayız, yapma. Böyle bug'lar sana hiç yakışmıyor. Sen Subnautica'sın. Başka oyunlarda tamam da hani sen yapma böyle şeyleri. Bir iki tane kuartz toplayalım şuradan. Hani burada var. Var topu. Seni de alayım. Daha fazla kuarsa da ihtiyacımız olabilir tabii ama şu jel kesesiyle titanyum geri alayım. Onları atmıştık. Dediğim gibi gayet tatlı mekanlar.
Ben sanki oyun beta sürecindeyken bu mağaraya gelmiştim gibi hatırlıyorum. Çok tanıdık geliyor bu mağara ama. O kadar masum değildi sanki orası. Ne kadar çok pahalım ya. Hop. Aha, titanyum. Çok güzel. Lazım olursa burada titanyumumuz var bolca. 5-6 tane. Şimdi. Hemen içeri girelim. Ve burada... bu değil, 5 numara. Üreticiyi tamamlayalım. Ardından yiyecek sıkıntımızı gidermek adına... Şu saksıdan bir tane yapsam. Bunu da şey yetiştirebiliyor muyuz? Bu biber meyvelerinden. Acı biber. Yetiştirebiliyorsak güzel. O açlık susuzluk güzel şey yapıyor, toparlıyor. Bir iki tane alıp deneyelim. Bunlardan alabiliyor muyuz yanımıza? Alamıyoruz. Bunlar. Bunlar da bir işe yaramıyor. Burada vardı biber. İki tane aldım. Bunu dış mekanda da yetiştirmem gerekebilir. Ki çok da sıkıntı değil, dış mekanda da yetiştiririz. Dış mekan saksımız da var. İki tane aldım, hani deneyeceğim. İşte oluyorsa işte, olmuyorsa dışta. Deneyelim. Aynen. Oluyor. İçeride yetiştirebiliyoruz. O zaman bakalım başka neler yapabiliyoruz. Müzik buraya da yapabiliriz. Akvaryum yapabiliriz. Geliştirme istasyonu için hala elmasımız yok. Büyük oda bölme kapıları, büyük oda bölmeleri. Çeşitli kısmında yataklarımız falan var. Buzdolabı var. Buzdolabı değil de normal bildiğimiz dolap daha çok işimi görecektir benim. Yine bir kuvarsa ihtiyacım var onun için ya da duvar dolabıyla ne bir süre idare ederiz bence. Veya ortalayarak görmeye çalışalım. Evet. Elimizdeki fazla şeyleri buraya bırakalım. Mesela ilk yardım bir tanesi fazla. Car kesesi çok acil değil. Lif örgü lazım olursa buradan alırız. Posterleri asıl üstümüze götürmek istiyorum. Aslında üstümüze de bir geri dönebiliriz. Burayı şimdilik idareten yaptık ve yeri işaretli. Yavaştan biz üstümüze gidip şu fazlalıklarımızdan da kurtulalım. Hatta mümkünse ilk podumuza da uğrarız. Deniz tırı burada. 100 metre ileride, güzel. Burayı her türlü buluruz, hani Fil Robotik'in iş yerine geldiğimiz anda onun girişinde de bizim yer yüzeyi, yer üstü üstümüz var. Şu şeyi buradaki aracı yapmak için kart ilkisi. Tamam. Bu malzemeleri de toplayalım. Kart ilkisi istasyonu için. Titanyum zaten var ama yine de bulursak alırız. Bir de kablolama setine ihtiyacımız var. Sizden bir iki tane alacağım. Kendi üstümüze de koymak istiyorum. Deniz tırımız ne tarafta kaldı? Burada. Hala bir Seamot yapamadık, evet. Hala bir denizaltı yapamadık. Bunları zaman içerisinde yapacağız. Termosumuz vardı. Envanterde mi hala? Evet. Bu hızlı erişime şöyle atasam. Kahveyi belki ona koyarız. Bir kilometre ileriye gideceğiz ardından. Aslında pod daha yakın. Önce poda gidelim. Dediğim gibi oradan alacağımız şeyler var. Onları da bir alırız. Ondan sonrasında evimize gideriz.
Çok daha mantıklı olur bence. Yolda herhalde biberlerimiz bozulmaz bu kadar kısa mesafede. Lazer kesici hala yapacak malzeme bulamadım. Lazer kesici istiyorum açıkçası ama maalesef ki bulabilmiş değiliz. Evren de Niyahu 2'ye başlamış DLC'lerine. İzlemek ister misin diye mesaj atmış. Ma kayıttayım. Kayıt bitince uğrarım ona da. Şimdi geldik sayılır. Bunlar bayağı şeylere benziyor ya. Resif. Pardon balıklar, sizi birazcık ezmiş olabilirim ama yapacak bir şey yok. Her şeyin başladığı yer. Mor menekşe tohumumuz varmış burada hala. Bunu kullanabiliriz. Ama asıl isteğim benim şuradan motivasyon posteri, çerçeveli resim, taş takımı. Evet, komutaları şimdi kalsın, onlar bozulmuyor zaten. Aquarium yaptığımız zaman bunları alırız tekrar buradan. Buz çökertisine de ihtiyacım yok. Benim buraya bırakabileceğim ne var? Fazladan. Çok da bir şey yok ki, ben şunu alayım dedim ama aldık. Otomatik yerleştirdi şeyleri. Kablolama seti için ne gerekiyordu, ona bir bakacağım. Yapabiliyoruz bile. Hatta yapalım. Güzel. Bir tek titanyum geri eksik kaldı şeyde. Kar tilkisi için. Bugün o kar tilkisini yaparız bence. Evimiz neredeydi? Buradaydı. Evet, yine yukarıda dolu yağıyor galiba. Aynen, biz girelim. Bu arada göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Çok büyük bir kalabalık kitle tarafından izlenmiyoruz ama izleyenler de bayağı güzel takip ediyor bu seriyi. Keyif alıyorsunuz belli, ben de çok keyif alıyorum. O yüzden hani kayıt harici oynamıyorum. Siz de hani inşa aşamalarını vesaire görmek istediniz. Madem ki. İlgimiz dolmuş, çok güzel. Şimdi şu posterleri kullanalım bakalım. Aslında buraya koyalım. Süsleyelim buraları birazcık. Poster daha. Seni 4 numaraya koyayım. Girişte olsun iki tane poster karşılıklı mesela. Poster de burada. Bu pek güzel bir poster değilmiş ama. Başka var mıydı posterimiz? Çerçeveli sanat. Ve olmuyor. Burada dursun şimdilik bu da. Zamanla buralara şey yapacağım. Pencere yapacağım tabii ama. Şimdilik buralarda durabilirler. Peki bir masa yapabiliyor muyuz ortaya? Şu modüllerde miydi? Çeşitli kısımda olması lazım, evet. Küçük bir sehpa yapayım desem. Cama ihtiyacım var, titanyuma ihtiyacım var. Yönetici oyuncağı. Yönetici masası da yaparız ileride de. Şimdilik... Böyle ufak bir cam masa olabilir. Normal masa da yapabilirim ya. Kenara, köşeye. Böyle bir yere. Aynen. Titanyum alacağım. Burada var mı titanyumumuz fazladan?
Gördüğüm kadarıyla yok. Ama dışarıda mutlaka buluruz. Ayından bol ne var? Fener yapmam gerekiyordu, onu hatırladım şu an. Bir noktada fener de yapacağız kendimize. Bir tane muz geldi. Beş numara. Bir saksı yapacağız. Ama önce şu şeyleri de bir koyayım. Çerçeveleri falan. Aynen. Başka var mıydı? Şu vardı. Bunlar şu an envanterde yer kaplamasın diye koyduğum şeyler. Daha sonrasında düzenleme yapacağım. Tabii ki bu şekilde kalmayacak. Sizler için saksıya ihtiyacım var. Umarım menekşe tohumu falan filan. Dışarıdaki saksımızda yer var mı? Var. Attım mı ben onu? Attım. Ha, iç mekanda olmuyor demek ki. Bu oluyor. Ha, bayatlamış bile ama. Şimdi acilen o zaman iç mekanı koymak için saksı yapmam ve bunun içinde titanyum bulmam gerekiyor. Hızlıca şöyle bir titanyum arayalım. Yakınlarda. Çok zorlanacağımızı dediğim gibi düşünmüyorum. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 100 metre de ne kadar? Warning. Çabuk geçilebilen bir şey. 30 seconds of oxygen remaining. Bir tane bulduk. Bir tane bulduk. Kaç tane gerekiyordu bize? İki yetiyordu sanırım. Şey için. Aksa için. Hatta bir bile olabilir. Eğer birse zaten iki tane birden koyarım saksa. Olur. Annesin. Bakır. Bakır konusunda bayağı rahatız şimdilik. Şimdi güzel yanı o. Saksı, iç mekan saksısı. Burada. Hani iki tane gerekiyormuş. Gösterişli saksıdan yapacağım yine. Onu da böyle yapalım. Köşede dursun. Bir tane koyabiliyoruz ama diğerlerini de yerim. Buradan çıkanlarda yeniden daha geniş saksılar yapar kullanırız. Şu kahve şeyine bir bakacağım. Termos mu koyabiliyorum buraya acaba? Aynen, termosa dolduruyoruz. Alalım kahvemizi. Hatta içelim değil mi? Güzel. Susuzluğu götürmedi sanki. Değil mi? Götürmedi. Sadece sıcaklık mı veriyor? Götürdüyse de çok az götürdü sanırım. Ben çok dikkat edemedim. Kahvemiz orada hazırlana dursun. Şurada hemen dolaba gelelim tekrar. Bakırları karşı tarafa bir kısmını taşıyalım. Şimdilik diğerleri de kalsın. Kahve orada dursun. Şu tilki, kar tilkisi zımbırığını yapmak istiyorum. Oraya bir gidelim. Kırmızı kırmızı burada. En azından onu istasyonunda yapmış olalım ki aracın kendisini yapmak için bir şeyler gerekiyordu illaki. Onları da öğreniriz. O ada fena değil boyut açısından, büyüklük açısından. Daha rahat keşfederiz etrafı. Hem de o araç nasıl bir şeymiş görmüş oluruz, keyifli bir gezi olur diye düşünmekteyim.
çizgideye kadar umarım hava düzelir ve sabah olur. Karanlıkta ilerlemeyi pek sevmiyorum. Pek de güzelleşecek gibi görünmüyor şu yakın zamanda. Ya şu güneş açıyor hafiften. Aynen. Güneş açmaya başladı. Güneş doğmaya başladı. Hava bulutluyken hava açarsa güneş açmış olur. Ama sabah oluyorsa güneş doğuyordur. Türkçeyi düzgün kullan Emre. Her neyse. Devam ediyoruz şimdi. Buralardan çıkış var. Buradan çıkabiliriz. Allah çarptım. Bugün de Discord'dan yazan yazana. Kayda yansıyor Discord mesaj sesleri. Kusura bakmayın, kapatmayı unuttum. Meşgul almayı. Ben de birini izlerken o tür bir şey yaşadığımda genelde şey oluyor. Mesaj bana gelmiş zannediyorum. Açıp Discord'a bakıyorum falan. Böyle bir gıcıklık oluyor. O taraftan gidiş yokmuş. Biz yine eski yere bırakacağız ve kuvvetle muhtemel yine mağaradan geçmemiz gerekecek. Her neyse, hava güzelleşti. Tam zamanında geldik. Sabah oldu. Hava güzel. Miktar susamış durumdayız. O yüzden arındığımız suyu içelim. Yolda da bir iki tane şeyden biber bitkisinden yeriz. Karnımızı da doyururuz. Mis. Daha ne olsun. Şuradan mı? Mağaranın girişi yok. Orada da mağaranın iç yapısına benzer bir şeyler gördüm de bizim mağara burada. Biz yine bu taraftan gidelim. Bildiğimiz yoldan şaşmayalım, değil mi? Titanyum almadın diyeceksiniz. Titanyum var. Farkındayım, titanyum almadım. Buraya güzel. Yani yaşanacak güzel bir yer bulduk bence. Burası gayet tatlı bir mekan. Kar tilkisi dediği zımbırığı da yaparsak. Buyurun size titanyum. Neyse, şunu alamadım şimdilik de. Belki yer yoktur. Ondan kaynaklı olabilir. Kar tilkisi istasyonu, evet. Niye sarı oluyor? Bunları yıkabiliyor muyuz bu şekilde yapınca? Muhtemelen. Yani kar tilkisi istasyonunu bence yukarıya değil de buraya bir yere yapmak daha iyi olur ama yine de gidip bakacağım. Mesela evimizden çıktık. Buna aşağı atlayıp kar tilkisine inebiliriz bence. Burası gayet güzel bir yer. Aynen öyle. Bakalım. Snow Fox. Kar tilkisini istasyondan doğru üretmiyor muyuz? İstasyonun kendisini yaptık da tilkinin kendisini yapmak için neye ihtiyacımız var? Hipotermiye eminim. Dur, hipoterm falan yok. Hipoterm falan yok. Kar tilkisi. Sanki biz onun planını almıştık diye hatırlıyorum ama. Buradan mı yapacağız? Cesur penguen yapabilirim bu arada, evet. Araç üreticiden yapacak olma ihtimalimiz de yüksek tabi. Cesur penguen kumandası. Bunlardan da yapalım bir sonraki bölümde. Unutturmayın bana. Yani büyük ihtimal ben araç üretici yapacağım. Sadece su üzerinde değil, karada da çalışıyor muhtemelen o. Onunla o işi hallederiz. Yani bu aracına çok ihtiyaç yok. Kış giysisi, eldivenleri, bunları yapabilirim aslında. Bir förgümüz var.
Kara avcısı kürkümüz yok. Kara avcısı kürkü oradan yapılıyor mu? Yapılmıyor. Onun için de belki bir şeyleri ağlamamız gerekiyor olabilir. Her neyse, o zaman bölümü şimdilik burada noktalayalım. Noktalayalım. Noktalıyorum ve noktalayalım birleşimi. Bir sonraki bölümde bu kar tilkisini yapmaya çalışacağız. Ardından bir de penguenleri yapmak kolay. Muhtemelen binamızda dururken penguen etrafta gezip bize fosforlu kedi gözleriyle yolumuzu aydınlatacak diye düşünüyorum. Bakarız onlara da. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde yine bu fi neydi? Robotik iniş yerinin yakınlarda görüşmek üzere. Evime giriyorum dinlenmeye. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Burada büyümeye başlamış, ne güzel.